Aşağıdaki şekilde optik kiyazma ve görme sinirlerinin organizasyonu gösterilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur. Diyor ki her iki gözün de sol görme alanındaki görüntülerin impulslarını sağ optik loba, sağ görme alanındaki görüntülerin impulslarını sol optik loba, optik kiyazma yönlendiriyor. Bakın dikkat edin. Her iki gözden arkadaşa gelen uyartılar burada bir kısmı çaprazlanarak sağdan gelen sol optik loba, soldan gelen sağ optik loba gitmiş. Bazıları arkadaşlar sağdan gelen gene sağ tarafa, soldan gelen gene sol tarafa gitmiş. İşte burada arkadaşlar bunları yönlendiren optik kiyazma. Bu doğru arkadaşlar. Diyor ki bize sağ göz görme yetisini kaybetmiş bir bireyde. Yani bu taraftan arkadaşlar uyartı gelmiyor. Sol gözden gelen uyarılar diyor sadece sol optik loba gönderiliyor. Bakın her iki gözden hem sağ hem de sol optik loba arkadaşlar uyartı gidiyor. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Göze gelen ışık ışınları optik kiyazmada kırılır. Arkadaşlar kırılma nerede oluyor? Korneada oluyor. İlk kırılma korneada oluyor. Devamında arkadaşlar mercekte kırılma oluyor. Gözdeki sıvılarda da arkadaşlar kırılma olduğu söylenebilir. Dolayısıyla burada arkadaşlar sinirli uyartılar alıp götürüyor. Yani uyarılar gidiyor burada. Burada herhangi bir kırılmadan bahsedemeyiz. Cevabımız arkadaşlar Adana olacak. İnsandaki kıkırdak doku ile ilgili diyor aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin adı veriliyor. Evet arkadaşlar hücrelerine kondrosit, hatta kondrositler böyle kapsüller içerisinde işte ikili, üçlü hücreler şeklinde böyle bulunabiliyorlar. Bunlar hücreler kapsüller içerisinde bulunuyorlar diyoruz. Kapsüller işte ikili, üçlü hücreler şeklinde bulunabiliyor. Ara maddesine kondrin diyoruz. Arkadaşlar ara maddede elastik lifler var. Elastik. Ondan sonra kolajen lifler var. Bir de arkadaşlar ağsı lifler bulunuyor diyoruz. Ağsı lifler bulunur. Protein yapılı liflerin oluşuyor. Ara maddenin büyük bölümü. Ara maddede diyor protein yapılı lifler var. Evet bunları zaten söylemiş oldum. Kılcal damar sayısı az değil. Kılcal damar yok burada arkadaşlar. Vücudumuzdaki dokuların arkadaşlar iki tanesinde kılcal damar yoktur. Birisi epitel dokudur. Epitel doku bir de arkadaşlar kıkırdak dokudur. Bunlara ne yoktur arkadaşlar? Kan damarı bulunmaz. Bunlar bağ dokudan difüzyonla besleniyorlar. Kan damarı yoktur bunlarda. Bağ dokudan difüzyonla beslenirler. Bağ dokudan difüzyonla beslenir diyoruz. Dolayısıyla az demiş, bu yanlış oldu. Kaburga uçlarında ve oynar eklemlerin, kemiklerin eklem yüzeylerinde yerli kıkırdak. Aşınmayı önlemek için arkadaşlar eklemlerde kıkırdak var. Kulak kepçesinde ve epiglotiste elastik kıkırdak var. Kulak kepçesinde, kulak yolunda, östeki borusunda da aynı zamanda arkadaşlar. Grtlak kapağında da elastik kıkırdak var. Bunu da söylüyoruz. Fibroz kıkırdakta kolajen lif çok yoğun olduğundan diyor bu kıkırdak çeşidi basınç ve çekmeye karşı dayanıklıdır. Arkadaşlar bu fibroz lifi kıkırdak dediğimiz kıkırdak nerede bulunuyor? Omurilik arasındaki disklerde bulunuyor. Bakın şunlar omurilerimiz ya. İşte omurilik arasındaki şu disklerde arkadaşlar ne var? Lifli kıkırdak var. Bol lif taşıyor zaten. O yüzden dayanıklıdır. Zaten ağırlığımızı da taşıyor ya vücudumuzun omurgasını oluşturuyor. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Kalbi oluşturan tabakalarla ilgili diyor. Hangisi doğru olamaz? Arkadaşlar kalp içten içe doğru 3 tabakadan oluşuyor. En dışta ne var? Perikard tabakası var. Onun altında arkadaşlar miyokard tabakası var. Miyokard. En içte de endokard tabakası var. Endokard tabakası. Perikard tabakası arkadaşlar çift katlı bir tabakadır. Çift katlıdır. Bu arkadaşlar bu arasında iki yani iki katın arasında ne var? Perikard sıvısı var. Perikard sıvısı. Arkadaşlar perikard sıvısı ne yapıyor? Kalbin daha rahat çalışmasını sağlıyor diyebiliriz. Miyokard tabakasında ne var arkadaşlar? Kalp kası bulunuyor. Kalp kası bulunur burada. Ve bu arkadaşlar kalp kasını besleyen koroner damarlar var. Koroner damarlar. Koroner damar arkadaşlar nerede bulunuyor? Miyokard tabakasında bulunuyor. Endokard tabakası arkadaşlar tek katlı epitelden yapılı bir tabakadır. Tek katlı epitelden yapılıdır. Epitelden yapılı. Ve arkadaşlar kalbin iç kısmını döşüyor. Hatta bu tek katlı epitel devam ediyor. Kan damarların iç yüzeyinde döşüyor. Kan damarının iç yüzeyini döşeyen bu epitele ne diyoruz arkadaşlar? Endotel tabakası diyoruz.
Evet, dişlerin doğru perikard, miyokard, endokard şeklindedir. Bunu söyledik zaten. Bağ dokudan oluşan çift katlı perikardın içindeki perikardiyal sıvı, bakın perikard sıvısı arada bulunuyor dedik. Kalp atış sırasında oluşan basıncı absorbe eder. Evet, bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Böyle bir görevi var. Miyokard kalp kası olup diyor kulakçıklarda ve karıncıklarda eş kalınlığa sahiptir. Arkadaşlar bakın şöyle kalp çizeyim size bir ufak. Bakın iki tane kulak karıncık var şöyle. Şunda tek yöne açılan ikili üçlü kapakçıklar. Şurası ne? Sağ kulakçık. Burası sağ karıncık. Burası sol kulakçık. Burası sol karıncık. Arkadaşlar kulakçıklar kasıldığı zaman kan ne oluyor? Karıncıklara doluyor. Yani bundan çok büyük bir basınca ihtiyacı yok. Ama karıncıklar kasıldığı zaman kan ne oluyor? Akciğer atar damarıyla akciğeri pompalanıyor. Aortla arkadaşlar vücuda pompalanıyor. Burada aort atar damarı burası. Dolayısıyla karıncıklardaki kaslar tabii daha güçlüdür. Bir de sol karıncık arkadaşlar büyük kan dolaşımının başladığı yer. Yani bütün vücuda kanı gönderip alıyor. Sağ karıncık arkadaşlar akciğeri gönderip alıyor. Yani çok fazla bir yer dolaştırmıyor. Ama sol karıncık arkadaşlar büyük kan dolaşımı buradan başladığı için bu kan bütün vücuda dolaşıp geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar daha güçlü oluyor ve kalp kasının arkadaşlar büyük bölümü nerede bulunuyor? Sol karıncıkta bulunuyor. O yüzden kulakçıkları da daha kalındır diyemeyiz. Karıncıkları daha kalın. Hatta sol karıncıkta daha fazla bulunuyor. %60'a yakını kalp kasının sol karıncıkta bulunuyor diyebiliriz. Kalp esneyen koroner damarlar ve kalbin çalışması sağlayan sinirler diyor. Miyokardta bulunuyor. Evet, burada arkadaşlar koroner damarlar var. Aynı zamanda sine atrial düğüm, atrioventriküler düğüm zaten buradaki kaslara uyarı getiriyor ya. Bunu da söyleriz. Diyor ki endokard tek katlı epiteldir ve kılcal damar içermeyen tabakadır. Zaten epitel dokuda kılcal damar bulunmaz arkadaşlar. Ve kalp arkadaşlar içindeki kandan besini sağlamıyor. Çıkışta aorttan kol ayrılıyor. Kalbi besleyen koroner damarlar oluşuyor bu şekilde diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki şekilde insana sindirim sisteminin oluşturan yapılar gösterilmiş diyor. İşte ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak. Hani üst derken arkadaşlar sindirilemeyen atıklar dışarı atılıyor. Bakalım öncülerimize diyor ki C'nin yapısında kıkırdak halkaların diyor soluk borusu ile komşu olan kısmında bulunmaması diyor besinlerin ilerlemesini kolaylaştırır. Arkadaşlar kıkırdak halkalar nerede var? Bu arkadaşlar soluk borusunda var. Soluk borusunda bulunuyor. Bize ne diyor burada? Yemek borusunda bulunur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Yemek borusunda ne var? Yemek borusunda arkadaşlar epitel doku var. En içte epitel tabakası var. Ondan sonra bağ doku var. Bağ doku ve düz kaslar falan bulunuyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla yemek borusunda ne yoktur? Kıkırdak halkalar yoktur. Kıkırdak halkalar soluk borusunda var. Peki neden var soluk borusunda kıkırdak halkalar? Çünkü arkadaşlar soluk borusunun kapanmaması lazım. Yoksa boğuluruz. Dolayısıyla bunun açık kalmasını sağlamak için etrafında böyle atmalı şeklinde arkadaşlar neler var? Kıkırdak halkalar var diyebiliriz. Dolayısıyla kıkırdak halkaları bize burada yemek borusunda var diyor. Bu yanlış oldu. Diyor ki A, D ve E'de diyor besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal sindirimi gerçekleşirken B ve C'de sindirim gerçekleşmez. Arkadaşlar ağızda A'da ne oluyor? Amilaz enzimi var. Amilaz enzimi ne yapıyor arkadaşlar? Nişasta ve glikojeni maltoz artı dekstrini parçalıyor. Maltoz artı dekstrin. Yani kimyasal sindirim var. Zaten dişler yardımıyla besinler mekanik olarak da sindiriliyor. D'ye bakalım arkadaşlar. D neresi? Mide. Bakın midenin kasılıp gevşemesi besinlerin arkadaşlar sindirilmesini sağlıyor mekanik olarak. Ama aynı zamanda proteinlere kim saldırıyor burada? Pepsin saldırıyor ve pepsin arkadaşlar bunları pepton artı polipeptit dediğimiz daha küçük proteinlere parçalıyor. Yani hem mekanik hem de kimyasal sindirim nerede var? D'de de var. E diyor. E neresi? İnce bağırsak. İnce bağırsakta arkadaşlar bakın safra ile beraber mekanik sindirim var. Mekanik sindirim var. Safra ile birlikte. Aynı zamanda burada arkadaşlar hem karbonhidratların hem yağların hem de proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Kimyasal sindirimi gerçekleşir. Karbonhidratla ilgili arkadaşlar kim var burada? Amilaz var. Amilaz etki ediyor. Devamında arkadaşlar maltaz var. Değil mi? Maltaz.
laktaz ve sükraz enzimleri var. Bunlar arkadaşlar karbonhidratları sindiriyor. Bir de dekstinaz enzim var. O dekstin dediğimiz kısmı arkadaşlar sindiriyor diyoruz. Dekstrinaz enzimi. Yağlarla ilgili hangi enzim arkadaşlar geliyor buraya? Lipaz geliyor. Pankreastan geliyor. Onu da söyleyelim. Bakın amilaz da pankreastan geliyor. Maltaz, laktaz, sükraz, dekstrinaz ince bağırsaktan salgılanıyor. Lipaz arkadaşlar pankreastan geliyor. Yağları sindiriyor. Yağ asidi, gliserolü. Proteinle ilgili arkadaşlar hangi enzimler var burada? Tripsinojen var. Tripsinojen, kimotripsinojen var. Kimotripsinojen. Karboksipeptidaz var. Karboksipeptidaz bunlar nereden geliyor? Büyük oranda pankreastan geliyor. Bunun dışında dipeptidaz, tripeptidaz. Bir dakika arkadaşlar aminopeptidaz var. Bunlar arkadaşlar büyük oranda nereden salgılanıyor? İnce bağırsaktan salgılanıyor. Yani proteinle ilgili enzimler de var burada bakın. Yağlarla ilgili var dedik. Karbonhidratla ilgili enzimler de bulunuyor burada. Bu doğru o zaman. Hem fiziksel hem kimyasal sindirim bunlar da gerçekleşiyor. C ile D, E ile F arasında diyor sfinkterler var. Sfinkter dediğimiz ne arkadaşlar? Diyelim ki yemek borusu böyle aşağı doğru iniyor, mideye açılıyor ya bakın şöyle. İşte mide içeriğinin geri kaçmaması için burada arkadaşlar büzgen kas dediğimiz böyle torba gibi düşünün. Ağzını böyle iple bağlıyorsunuz torbanın ya büzüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar büzgen kasılarak buradaki yemek içeriğinin arkadaşlar yemek borusuna geri girmesini engelliyor. Aynı şekilde bakın midenin çıkışında da var. Bu da arkadaşlar ince bağırsaktaki besinin geri girmesini engelliyor. Aynı şekilde bakın bu organlar arasında da gene bu büzgen kas var. E ile F arasında yani ince bağırsakla kalın bağırsak. C ile D arasında yemek borusu ile mide arasında var diyebiliriz arkadaşlar. Diyor ki D ve E'de sindirim sistemi üzerinde düzenleyici etki yapan hormonlar üretiliyor. D ne üretiyor arkadaşlar? Gastrin hormonu üretiyor. Gastrin ne yapıyor? Mide üstünlüğünü falan artırıyor. Midenin çalışmasını hızlandırıyor. Peki ince bağırsaktan ne salgılanıyor? Sekretin salgılanıyor ve kolesistokinin salgılanıyor. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar arkadaşlar mideyi yavaşlatırken karaciğerden safra salgılanması, işte safranın safra kesesinden buraya dökülmesi, aynı zamanda pankreaste arkadaşlar pankreas ösü salgılamasını da uyarıyorlar diyebiliriz. Yani bu da doğru olur arkadaşlar. Burada da hormonlar salgılanıyor ve buna sindirimi düzenliyorlar. Cevabımız ne oldu burada? Denizli mi oldu? İskoçya'daki Rum adasında yaşayan dişi kızıl geyiklerin bir önceki yaz mevsimindeki üreme durumu ile o yılki kış mevsiminde bu dişilerin ölüm oranı arasındaki ilişki grafikte verilmiştir diyor bize. Grafiğe göre hangileri doğru olamaz. Şimdi arkadaşlar üremiş dişilerin ölüm oranları verilmiş. Ürememiş dişilerin arkadaşlar ölüm oranları verilmiş. Diyor ki dişi kızıl geyiklerin yaşı ne olursa olsun bir önceki yaz üremiş olan dişilerin kışın ölüm oranı diyor. Aynı yaştaki ürememiş dişilerin kışın ölüm oranından fazladır. Bakın her yaşta dikkat ederseniz üremiş dişilerin ölüm oranı tabii ki ürememiş olanlara göre daha yüksek. Bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Diyor ki dişi kızıl geyiklerin ömür uzunluğu diyor maksimum 14 yıldır. Arkadaşlar bakın 14'ün üzerinde de ölüm oranları var. Yani burada arkadaşlar 14 tane ölüm oranı %100 gibi bir ifade buradan zaten çıkmaz. Demek ki bunun üzerinde yaşayanlar oluyor. Bunu buradan çıkaramayız arkadaşlar. Diyor ki dişi kızıl geyiklerde üreme yaşının 8'den az ya da çok olması kışın hayatını kaybetme ihtimalini artmasına neden olabilir. Bakın 8'de en düşük değerinde yıllık ölüm oranı 8'in altında ya da üzerinde olduğu zaman bakın ölüm oranı artıyor. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Prokaryot bir hücrenin DNA molekülü ve bu DNA molekülündeki bir genden sentezlenen mRNA molekülü için diyor hangileri ortaktır? Yani size diyor ki bakın bir DNA molekülümüz var. Güzel. DNA üzerinde arkadaşlar çok sayıda gen var. Diyelim ki bakın şu bir gen. İşte şu bir gen diyelim. Şöyle birkaç tane gen yapalım. Ve diyor size bu genden sentezlenen bir mRNA molekülü var. Bakın bu DNA'mız. Şu da mRNA molekülümüz olsun. Şimdi bu ikisinin ne ortaktır diyor bize. Diyor ki polinükleotit yapıda olma.
Şimdi arkadaşlar DNA'da ne var? İşte adenin, timin, guanin, sitozin, nükleotitler var değil mi? Aynı şekilde mRNA'da ne var arkadaşlar? Adenin, guanin, sitozin, urasil filan nükleotitler bulunuyor. Yani çok sayıda nükleotidin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar zaten. Dolayısıyla bunlar polimerdir aynı zamanda. Polinükleotit, çok sayıda nükleotidin oluşur. Bu arkadaşlar ikisi için de ortak olacak. Birden çok polipeptit çeşidin sentezinde görev yapma. Sen bu mRNA gidersin ribozomda okursun ne olur? Diyelim ki X proteininden sentezlersin. Yani bir tane protein sentezlersin bundan. Ama bu DNA üzerinde arkadaşlar bakın şurası da bir şifre verir değil mi? Buradan da işte diyelim ki gider bunu da okutursun bu mRNA'yı. Buradan diyelim ki Y proteinini sentezlersin. Buradan da protein sentezlersin. Buradan da protein sentezlersin. Yani çok sayıda protein için şifre verebilir bu DNA. Ama bir mRNA arkadaşlar sadece bir protein için şifre verebilir. Dolayısıyla birçok polipeptit diyor protein için şifre tabii ki DNA verebilir. Ama mRNA sadece bir protein için şifreyi taşımış oluyor. Kendi eşleme özelliği kime ait? DNA'ya ait arkadaşlar. RNA ne yapar? DNA'dan sentezlenir ki buna ne diyoruz biz? Transkripsiyon diyoruz. DNA'dan RNA sentezi. Dolayısıyla bu da ortak olmaz. Cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde diyor sağlıklı bir erkeğe ait üriner sistemi yani boşaltım sistemi demek istiyor. Kısımları verilmiş diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunları bir yazalım. Bakın birine böbrek. Böbrek. Arkadaşlar böbrekte süzülme birimleri var. Bakın şuralarda. Bunlara biz ne diyoruz? Nefron diyoruz. Burada arkadaşlar süzülme işte geri emilim falan salgılama oluyor. Oluşan idrar arkadaşlar toplama kanla beraber birleşip bu toplama kanalları neyi oluşturuyor? Piramit kanalları oluşturuyor. Bakın bu piramit kanallar nereye açılıyor? Piramit kanallar havuzcuğa açılıyor. Bakın burası havuzcuk kısmı. İdrar arkadaşlar havuzcukta toplanıyor. Daha sonra ureterle beraber nereye geliyor? Mesaneye geliyor. Bakın mesane idrar kesesine geliyor. 3. Buradan da arkadaşlar dış idrar kanalı dediğimiz üretrerle beraber dışarıya atılmış oluyor diyoruz. Şimdi de neyi sormuş? Diyor ki bir kısmı oluk kısmı diyor buna nefronlar idrar toplama diyor kanallar iki numaralı kısmı oluşturur. Bakın birdeki yani böbrekteki nefronların idrar toplama kanalları birleşince arkadaşlar piramit kanallar oluşuyor. Daha sonra bunlar havuzcuğa açılıyor. Havuzcuk arkadaşlar ikiye açılıyor. Yani buradaki toplama kanalları üretir oluşturmuyor. Bu yanlış bir ifade olur. Diyor ki 2 ve 3 numaralı yapılarda bulunan idrarın bileşimi aynıdır. Evet arkadaşlar bu zaten idrar. Burada ne oluyor? Dışarı atılıyor. Herhangi bir işleme tabi tutulmuyor burada. Bunu söyleyebiliriz. Ama nefrondaki o kanallar ilerlerken işte proksimal tüp, işte Henle kanalı, distal tüp falan orada ne oluyor arkadaşlar? Toplama kanalı. Burada süzülme, geri emilim falan işte bu olaylar gerçekleşiyor ya. İdrar bu şekilde oluşuyor zaten. Hipofizden salgılanan diyor ADH 2 numaralı kısmı etkileyerek su emilimini düzenler. Arkadaşlar ADH nefron kanallarını etkiliyor. Nefron kanallarını etkiliyor. Özellikle distal tüp diyebiliriz. Distal tüpü etkiliyor. Buradaki ureteri etkileyerek işte suyun geri emilimi falan bunu sağlamıyor. Bunu söyleyemeyiz. 4 numaralı kısım diyor hem idrarın hem de spermlerin vücut dışına atılmasına görev alır. Arkadaşlar erkek üreme sisteminde hani semifer tüpçükleri var diye işte semifer tüpçüklerinde mayozla beraber spermatitler oluşuyordu. Daha sonra bu spermatitler epi dediğimiz kanala geçiyordu. Epi dediğimiz de işte olgunlaşıyordu, kuyruklar oluşuyordu. Sonra vas deferans kanalında depolanıyordu spermler. İşte vas deferans kanalı nereye açılıyor arkadaşlar? Üretreye açılıyor ve spermler üretreden dışarıya atılıyor. Yani erkekler de bu üretreden hem idrar atılıyor hem de sperm atılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Siyanobakterilerde ve kükürt bakterilerinde gerçekleşen fotosentez olaylarında diyor hangileri farklılık gösterir? Siyanobakterilerden başlayalım. Bunlar fotosentezde ne oluyordu arkadaşlar? Aynı bitki fotosentezi gibi karbondioksit su birleşiyordu. Işık ve klorofille beraber. Ondan sonra acaba ne oluyordu arkadaşlar? C6H12O6 artı oksijen atmosfere veriliyor idi. Bunu kim yapıyor? Siyanobakterileri yapıyor. Kükürt bakterilerinde ne oluyordu? Karbondioksit artı su yerine kullanılıyordu bunlar da H2S kullanılıyordu. Derken tabii fotosentez yapıyorlar ışık ve klorofille beraber. C6H12O6 bakın sudaki oksijen atmosfere gidiyordu ya su kullanmazsan tabii ki
Oksijen de üretemiyorsun. Ne üretiyorsun? Kükürt gazı üretiyorsun. Dolayısıyla bakın buradaki farklılık arkadaşlar su yerine H2S kullanılması. Peki suyu ne olarak kullanılıyor bunlarda arkadaşlar? Bakın su hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanılıyor. Peki enerji kaynağı ne bunlarda arkadaşlar? Enerji kaynağı ışıktır, dikkat edin. Hidrojen ve elektron kaynakları fark ediyor. Su ve H2S ama enerji kaynağı fark etmiyor. Kullanılan enerjinin çeşidi ışık enerjisidir arkadaşlar. Bu farklılık göstermez. Olayın gerçekleştiği hücresel kısım, bunlar prokaryot, ökaryot olsaydı derdi ki fotosentez kloroplast oluyor ökaryotlarla. Değil mi? Ökaryotlarla kloroplast oluyor. Ama prokaryotlar da arkadaşlar tabii ki sitoplazmada oluyor diyebiliriz kabaca. Dolayısıyla bu da farklılık göstermiyor. Çünkü ikisi de bakteri, ikisi de prokaryot. Atmosferin ürün çeşidi diyor. Evet, oksijen ve kükürt, bakın dikkat edin. Bunlar arkadaşlar farklı olduğu söylenebilir. Cevabımız Adana olacak. Bir araştırmacının X ve Y türü heterotrof bakteriler kullanan kaza deney düzeni aşıda verilmiş diyor. Deney başlangıcında U borusunun diyor her iki kolunda eşit seviyede olan renkli sıvının bir süre sonra bir numaralı ok yönünde yükseldiği gözlemlendiğine göre bu tarafa doğru yükselmiş arkadaşlar buradaki sıvı seviyesi. Hangileri yapılabilir diyor bize. Şimdi arkadaşlar burada bir kere ortamda bakın azot gazı var, N2 gazı var, yani oksijensiz bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Oksijen solunum zaten burada düşünmeyeceğiz. Oksijensiz solunum da arkadaşlar düşünmeyiz. Çünkü burada nitrat, sülfat gibi son elektron tutucular gerekiyor oksijensiz solunumda. Dolayısıyla burada öyle bir ortam yok, öyle bir madde yok ortalıkta. O zaman demek ki geriye kalıyor, fermentasyon kalıyor bakın. Civa seviyesi arkadaşlar renkli sıvı daha doğrusu bu tarafta yükseldiğine göre demek ki arkadaşlar burada gaz çıkışı olmuş. Gaz çıkışı Y bakterileri yaptığına göre o zaman ne diyeceğiz? Demek ki bu etil alkol fermentasyonu yapıyor. Bunlar glikozu alıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 ATP harcanıyor ilk başta. Sonra 2 tane etil alkol oluşuyor. Etil alkol artı 2 tane karbondioksit açığa çıkıyor. Artı 4 ATP sentezleniyor. Artı ise açığa çıkıyor. 4 üretilip 2 harcanıyor. 2 tane net kalıyor buna, değil mi? Net kazanç 2 ATP oluyor. Bu arkadaşlar etil alkol fermentasyonu. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu tarafa doğru çıktığına göre demek ki burada laktik asit fermentasyonu olduğu düşünülebilir. Burada ne olacak arkadaşlar? Glikozu alacağız gene. 2 ATP harcayacağız glikozun aktifleşmesi için. Sonra bundan 2 tane laktik asit artı 4 ATP artı ısı açığa çıkıyor. Dikkat edin. Karbondioksit arkadaşlar etil alkolde oluşurken laktik asit fermentasyonunda oluşmuyor. Dolayısıyla gene 2 ATP harcayıp 4 ürettiğimize göre 2 tane ATP ne oluyor? Net kazancımız oluyor diyoruz. Diyor ki X diyor laktik asit fermentasyonu yapar. Evet biz de öyle dedik. Y etil alkol fermentasyonu yapar. Bu yorum yapılabilir. X ve Y türü bakterilerin bir molekül glikozun yıkımı ile elde ettikleri ATP miktarları aynıdır. Kazanç nedir? İkisinde de 2 ATP'dir. Bu da doğru arkadaşlar. X ve Y türü bakteri fermentasyon sonucu organik yapılı son ürünler oluşturur. Bakın burada etil alkol organiktir. Aynı zamanda bakın laktik asit arkadaşlar organiktir diyoruz. Zaten fermentasyon da arkadaşlar organik son ürün oluşur. Ama oksijeni solunum olsaydı karbondioksit su oluşuyordu ya, o zaman ne diyorduk? Organiktir, inorganiğe parçalanıyor diyorduk. Ama fermentasyonda organik son ürünler oluşur. Cevabımız Edirne olacak. Tek çenekli bir bitkinin yaprağındaki ve gövdesindeki parenkima hücreleri diyor. Hangilerini ortak olarak gerçekleştirebilir? Şimdi arkadaşlar tek çenekli dediğine göre bu arkadaşlar otsu bitki olabilir. Şimdi otsu bitkinin arkadaşlar gövdesi de yeşildir. Buğdayı düşünün. Tamam mı? Buğday mesela. Buradan arkadaşlar gövdesi de fotosentez yapar. Yaprağı da fotosentez yapar şimdi. Bakın şöyle yani şurayla diyelim burayı karşılaştırıyoruz. Parenkima arkadaşlar biliyorsunuz depo parenkiması var. Depo parenkiması, iletim parenkiması var. Özümleme parenkiması var. Özümleme, havalandırma parenkiması var değil mi? Havalandırma parenkiması var. Özümleme dediğimiz ne arkadaşlar? Fotosentez yapan parazit ve sünger parenkiması. Bitkin yaprağında bulunur. İşte bu otsu bitkin gövdesinde bulunur bakın. Depo parenkiması, madde depolu iletim parenkiması arkadaşlar kısa mesafelerde madde taşınmasına görev alıyor. Havalandırma parenkiması ise arkadaşlar su ve bataklık bitkilerinde gaz alışverişine yardımcı oluyor.
hava depoluyor diyebiliriz. Su ve bataklık bitkilerinde genellikle oluyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar nişasta depolama diyor. Depo parenkiması arkadaşlar yaprakta, kökte bulunabilir. Fotosentez yapma. Bakın monokotil değil de dikotil dese, yani bir çok yıllık bir bitkiyi düşünün. Gövdesi fotosentez yapmaz. Ama tek çenekli dediği için ot su bitki, o zaman gövdesi fotosentez yapar diyoruz. Kütin salgılama. Bakın kütin ve mumsu maddeleri salgılayan kim? Kütün artı mumsu maddeleri salgılayıp kutikula tabakasını oluşturan. Kutikula arkadaşlar hangi dokunun salgısı? Epidermisin salgısı değil mi? Bakın epidermisin salgılamasıyla oluşuyor. Dolayısıyla parenkimanın değil, bu arkadaşlar epidermisin ürünü diyebiliriz. Ortak olanlar ne oldu? Denizli oldu. Aşağıdaki şekilde çift çenekli bitkilerden olan fasulye ve bezelye tohumlarının çimlemesi gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğru olamaz? Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor? Bakın fasulye çimlenirken, bakın kök tabii ki yer çekimine doğru büyüyor, değil mi? Sonra gövde de zaten yukarı doğru büyüyor ve bu şekilde arkadaşlar çimleniyor. Yalnız burada dikkat edin, önce kök yukarı doğru büyüyüp sonra aşağı doğru dönüyor. Tabii buradan çok anlaşılmıyor bu şekilde. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın çenekleri toprağın üzerine doğru itiyor. Bu işte fasulye gibi bazı çift çeneklerde görülen bir olay. Çenekler toprağın üzerine itiliyor. Çenekler toprağın üzerine doğru itilir diyoruz. Bakın bezelye de böyle değil. Bakın çenek dediğimiz işte endosperm filan çenekler toprağın altında kalıyor. Kök zaten aşağı doğru, gövde de zaten yer çekimine zıt yukarı doğru büyümüş oluyor. Diyor ki çimleme sürecinde diyor tohum kabuğundan embriyonik kökün çıkması embriyonik gövdenin çıkmasından daha erken gerçekleşiyor. Zaten arkadaşlar önce kök, devamında zaten gövde, daha sonra oluşuyor diyebiliriz. Bu arkadaşlar söylenir. Diyor ki tüm çift çenekli bitki tohumlarında çimleme sürecinde çenekler toprak üstüne çıkar. İşte bakın fasulye gibi bitkileri çıkıyor ama bütün çift çenekleri mesela bezelyede zaten bu olmadığı görülüyor burada. Bu yanlış oldu. Diyor ki çimlenmekte olan tohumdaki embriyonun besine ihtiyacı yoktur. Arkadaşlar fotosentez başlayana kadar tabii ki besine ihtiyacı var. Peki bu besini nereden karşılıyor? Endospermden karşılıyor değil mi? Endosperm. İşte bazı bitkiler arkadaşlar endospermin içerisinde çenekler de bulunuyor. Yani çene de içine alacak şekilde oluyor mesela fasulyede filan. Buradaki arkadaşlar nedir? Besi doku dediğimiz endosperm. Ne yapıyor bu tohumun arkadaşlar? Fotosentez başlayana kadar besin ihtiyacını karşılıyor embriyonu diyebiliriz. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız yanlış olanlar denizde olacak. Biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir disiplindir. Etik dediğimiz şey ne arkadaşlar? Ahlak değil mi? Yani şimdi gelişiyor tabii tıp, işte biyoloji gelişiyor, işte DNA aktarıyoruz, işte kopyalamalar falan filan yapıyoruz ama ya bunlar işte ne kadar ahlaki ve insan hayatını ne kadar olumsuz yönde etkileyebilir, insanları nasıl mağdur edebilir? İşte bunları inceleyen arkadaşlar bilim biyoetik. Bakalım diyor ki oradan diyor hangilerini önleyici tedbirler almak ya da engellemek biyoetin sorumluluk alanı içerisinde yer alır diyor. İşverenlerin ve sigorta şirketlerinin birilerinin genetik hastalık riskleri ve yatkınlıkları ile ilgili sağlık taraması yaptırmalarını talep etmesi. Arkadaşlar işveren ne yapabilir? İşte bir genetik yatkınlığı veya hastalığı falan varsa, bir hastalığa karşı genetik yatkınlığı varsa o kişiler mesela işe almayabilir. Bu şekilde mağduriyetler doğabilir. İşte sigorta şirketleri kişileri hastalıklı olduğu için işte sigorta etmeyebilir. İşte uzun yaşamaz falan filan diye. Gibi arkadaşlar burada ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar mağdur olabilir. Bunların engellenmesi tabii ki biyoetiğin alanına girer. Bunu alabiliriz. Bilimsel çalışmada kullanmak üzere embriyonun kök hücrelerinde diyor insan embriyosunun oluşturulması. Şimdi arkadaşlar zaten insanın klonlanması filan bunlar mesela etik olarak doğru değil. İşte bir insanın işte klon olarak dünyaya gelmesi veya atıyorum işte suça meyil olarak bir insanın çoğaltılması, bundan bir ordu oluşturulması değil mi? Şimdi kopyalıyoruz ama yani bilimi insanlığın yararına işlerde kullanmamız lazım. Dolayısıyla bu şekilde kötü niyetle kullanılabilir. O nedenle arkadaşlar bu da etik olarak doğru olmayabilir. Transgenik bitki üretiminde kullanılan genin doğaya yayılması. Arkadaşlar bunlar doğaya yaydığınız zaman ne oluyor? Siz o gen havuzunu bozuyorsunuz. İşte doğal ürünleri ne yapıyorsunuz? Genetik olarak değiştirmiş oluyorsunuz.
genetiği değiştirilmiş yani GDO'lu ürünler arkadaşlar insan sağlığına etkileri tam olarak bilinmiyor. Bunlar insanlara yedirmenizin sonuçlarını bilemiyorsunuz. Belki hastalıkları tetikleyebilir. Tabii pek kanıtlanamayan şeyler var ama tabii bu tarz riskler var. Bunların engellenmesi falan gene büyü yetenek arkadaşlar alanına girer diyebiliriz. Cevabımız Edirne olacak. Bitkilerde tepe tomurcuğu aktif olduğu sürece yanal tomurcuktan gelişimin engellenmesine apikal dominansı adı veriliyor. Bu olayda diyor, gövde ucundan gelen oksin hormonu yanal tomurcukların çevresindeki etilen sentezini uyararak yanal tomurcuktan gelişimini baskıladığı bilinmektedir. Yani şunu diyor bize, diyelim ki arkadaşlar bitkinin şimdi tepe noktası burası. Burada ne var tabii ki? Büyüme noktası var ya, burada meristem var. Burada bol miktarda oksin üretiliyor. Oksin arkadaşlar ne yapıyor? Bu yan dalların üremesini yani büyümesini engelliyor. Yani aşağı doğru bakın yan dalların büyümesi engelleniyor. Aşağı doğru yan dalların uzunluğu da artıyor ama. Şöyle yani. Daha doğrusu tepe tomurcuğu ne yapıyor arkadaşlar? Kendine yakın olan kısımları daha fazla etkilenmek kaydıyla yan dal oluşumunu engelliyor. Peki bunu neden yapıyor? Yani bu apikal dominans dediğimiz olay yani bu uç noktanın diğerine baskın olması anlamına geliyor. Bu neden oluyor? Arkadaşlar düşünün ki bitkiler bir arada yaşıyor ya. Ne için rekabet ediyorlar? Işık için rekabet ediyorlar. Daha fazla uzamanın arkadaşlar gerçekleşebilmesi için ne olması lazım? Uçtaki meristemin daha hızlı uzaması lazım. Enerjinin bu yandaki dallara daha az verilmesi lazım. Eğer yan dallar daha fazla uzasa arkadaşlar yani bitki enerjiyi buralara harcarsa bu sefer ne yapamaz? Uçtan yeterince uzayamaz ve yandaki bitkileri oranla rekabeti kaybetmiş olur. Yani ışıktan daha az faydalanmış olur kısa kalarak. Buna arkadaşlar apikal dominansı deniyor. Yani uçtaki meristem ne yapıyor arkadaşlar? Yan dalların büyümesini sınırlıyor diyebiliriz. Apikal dominans dediğimiz olay. Buna göre diyor hangileri yapılabilir? Tepe tomurcuğunun kesilmesi diyor apikal dominansının kırılması neden olur. Şimdi normalde arkadaşlar diyelim ki burası daha fazla uzuyor, yan dalları fazla uzamıyor ya. Burayı kestiğin zaman, budadığın zaman bitkiyi buradan mesela bu sefer ne oluyor? Yan dallar arkadaşlar daha fazla uzamaya başlıyor. Çünkü apikal dominansı ortadan kalkıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ağaçların diyor gövde ucundan aşağı kısma doğru taç kısmının geniş olması gövde ucuna uzaklaştıkça apikal dominansın etkisinin azaldığını göstergesidir. Yani buraya yakın olan şu yan dallar daha kısa oluyor ama aşağı kısımdaki yan dallar daha uzun oluyor. Yani bu tepeden uzaklaştıkça bu apikal dominansının yani bu yan dalları engelleme etkisi ne yapıyor? Azalıyor yorumu yapılabilir. Bu da doğru. Gövde gelişimi üzerinde birden çok hormon düzenleyici etki yapar. Zaten oksin dedi ki buradan salgılanıyor. Gidiyor bu yan dallardaki etilen salgısını artırıyor. Etilen ne yapıyor? Büyümeyi engelleyen bir hormon. Dolayısıyla bu yan dalların büyümesini engelliyor. Bakın hem etilen hem de oksin ne yaptı burada? İşte büyümeyi etkilemiş oldu. Gövde gelişimini uzamasını etkilemiş oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olacak.